Ben Hasan Akkuş, Bilişim TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün yeni konumuz nano çip olacak. IBM'in geliştirdiği nano çip olacak. Ee, konumuza gelmeden önce de birkaç e, güncel bu haftaki yaşanan olaylarla alakalı e, bir hatırlatma ve bir tane de duyuru yapmak istiyorum. Ee, Birincisi biliyorsunuz uyduyla alakalı işte e, Çin'in attığı roketle alakalı bazı basında yanlış haberler vardı. İşte Türkiye'ye düşecek, başka bir yere düşecek gibisinden falan. bu aslında çok öncesinde hesaplanmıştı. bayağı da ben sosyal ağları takip ettim. Hep böyle yalan yanlış bilgilerle doluydu. yani dünyanın %74'ü sularla kaplı. hesaplamaların %90 okyanusa düşeceği şeklindeydi ve bu şekilde sonuçlandı. Ee, tabi burada roketin hızıyla alakalı da bazı soru işaretleri var yani 30 bin kilometre hızı aşan bir roket parçasının e, nereye düşeceğini hesaplamak öyle kolay bir şey değil ee, bu biraz kapasitak hesaplandı aslında ve buradan şu da aslında bir toplumsal olarak bizi uyandırmış olması lazım. E, bu atılan uyduların, roketlerin artık bizi tehdit eder düzeye geldi. Uzaya atılan roketler artık bize dönmeye başladı ve işte uydular düşüyor, roketler düşebiliyor. E, bunun artık e, evrensel olarak ülkelerin bir araya gelerek bunun artık bir risk oluşturduğunu, bunun önüne geçilmesi için de bir çalışma yapılması lazım. Yani keza Amerika'daki Elon Musk da devamlı Starlink projesi için uydu atıyor. Ee, aynı şekilde öyle bir kaza tekrar yaşanabilir. Yani bunun devamı olacaktır kesinlikle. Çünkü bütün ülkeler artık bir uzayda, uzayda gidebilmek adına, uzayda proje geliştirmek adına bir yarış var. Ee, bu yarış sonrasında da toplumsal olarak bir problem olarak bize dönüyor. Ee, birinci duyurum buydu. İkinci duyurum da biliyorsunuz e, girişim ve teşvikler için e, hibeler oluyor devletin. Ee, Sayın Bakanımız Mustafa Varank da e, bir duyuru yapmış. Bu duyuruda demiş ki devletin verdiği destek ve teşvik ve hibeleri tek çatı altında e, yatırıma destek.gov.tr adresinde topladık. Yani tek bir platformda toplamış. Daha önceden işte bazı arkadaşlarımız oluyordu. İşte ortak e, şirketini, ta, işlerini takip ettiğimiz arkadaşlar hep bana soruyorlardı. İşte Koskevi'nin şu desteği var nasıl e, alacağız filan gibisinden. Tabi bizde oturup bunu tek tek ayrı ayrı bütün e, bültenlere bakıp işte ne bileyim e, web sayfalarına gidip incelemek zorunda kaldık bunu tek bir platform altında e-devlet e, projesi olarak toplanması e, gerçekten tebrik ederim kendisini yani bunun yapılması gerekiyordu şu, şu an çok hızlı sonuca gidilebiliyor İçinde artı bir arma motoru da var e, burada siz işte Hangi alanda hibe almak istiyorsunuz? Hangi alanda teşvik? Hangi, hangi alanda yatırım yapmak istiyorsunuz? Buradan da size e, Bakanlığın uzman kişileri tarafından e, dönüş yapıp, hızlı bir şekilde dönüş yapılarak iletişime geçebiliyorsunuz. E, oldukça inceledim sayfede bayağı baktım inceledim. Siz de bakabilirsiniz. E, açıklama kısmına da linki koyacağım. E, bundan sonra da şu var. IBM'in tabi IBM'in New York'ta e, nano katman ile üretilen bu 2 nanometrelik çipi yarı iletken bilgisayar donanımında iletişim cihazına e, kritik rol oynuyor. Çünkü burada enerji enerji tasarrufu dönemi daha önceden biliyorsunuz bir çip krizi olacak hattı bir e, videom vardı. O videoda da işte dünyada bunun konuşulduğunu, üretimin azaldığını, e, üretim amaçlı devlet teşvik teşvikli projelerin olduğunu ve fabrikaların kurulacağını, işte Arizona'daki fabrikadan falan bahsetmiştim. Burada da işte IBM'in bu yeni geçti yarı iletkenler, bilgisayar donanımı, iletişim cihazında çok kritik alt yap yapılarda hayati bir rol oynuyor. Tabii yapay zeka, nesnelerin interneti ve 2 nanometrelik çip teknolojisi yarı iletken sektörünün en güzel ta tasarım ve gelişmiş yani yeni 7 nanometrelik çiplere göre daha yüzde 45 daha yüksek performans veriyormuş. Tabi bu 175'ten daha az enerji tüketimi sağlayacağı tahmin ediliyor. Yani bu yeni üretilen çiple, örnek veriyorum bir akıllı televizyon kullanıyorsunuz. Bu üretilen 7 nanometrelik çiple siz %75 tasarruf edebiliyorsunuz. Bu da sizin faturanıza yansıyor. Bunu almak için zaten insan koşa koşa gider alır. Baya bir dönüşüm oluyor ya. Burada enerjiden büyük bir dönüşüm oluyor. IBM tarafından gelişen iki nanometrelik çiplerin sağlayabileceği avantajlar şuna Cep telefonunun pil ömrünü 4 kat arttırıyormuş. E, kullanıcı cihazdan 4 günde bir şarj etmene yetecek. Yani şimdi mesela bazı telefonlarda var. Gerçi bu yani şarj ediyorsunuz çip bataryalı falan hani bir hafta gidiyor, 3 gün gidiyor, 5 gün gidiyor. Bu sadece e, normal e, çipten yapılan ekonomik tasarrufla dört e, 4 gün siz bunu kullanabileceksiniz. Yani tek şarjda 4 gün kullanabileceksiniz. Veri, veri merkezlerinde karbon azaltma işte. Veri merkezlerinde biliyorsunuz çok yüksek ısılarda e, enerjiler harcanıyor. Bu enerjilerdeki işlemcilerin değiştirilmesiyle e, bu veri merkezlerindeki enerji tasarrufu da yüzde %70'lerin üzerinde çıkacağı aşikar. Bu da çok güzel. Dizüstü bilgisayar işlevlerini büyük ölçüde hızlandırma. İşlemciler uygulamalar daha hızlı işte ve diller arası çevrili işlerin daha kolay yapılmasını sağlıyor. Yani burada işlem hızın da artıyor. Bir, bir yandan enerji tasarrufu yapılırken e, algılama yani mesela nesnelerin internetindeki işte akıllı sensörlerin algılama e, o su, aradaki zaman dilimi de gelişmiş oluyor. Bu gelişmeyle e, cihazların verimliliği kat kat artmış oluyor. IBM Rözüş, Kıdemli Başkan Yardımcısı Direktörü Dario Göl demiş ki e, gel geliştirdiği teknoloji hakkında şunları söyledi. Yarı iletken dünyası ve veriteli endüstrisin 2 nanometrelik çip yansıtılan bu yenilik IBM teknoloji dünyasında zorlukları üstlenme yaklaşımına bir üründür diyor. E, bu yenilik sürdürülebilir yatırım ve işbirliğine dayalı bir araştırma ve gelişim ekosistemi oluşturduğunu belirtmiş kendisi. E, tabii, Tabi yarı iletkende inovasyona yine ön planda olacağını söylemiş. IBM yarı iletken gelişim çalışmalarının çalışma New York'taki Albany Nanotekno Kompleks'te araştırma laboratuvarlarında IBM'in bilim insanları mantık ölçekleme ve yarı iletken yeteneklerinin sınırlarını ve zorlamaya yönelik olarak kamu sektörü, özel sektör, Ortakları da işbirliği iş içinde çalışıyormuş yani. E, IBM'in tabi Amerika'daki e, ayağında e, devletle inovasyon konusunda oldukça bir işbirliği var. E, bu da şeye üretilen çözümlere yansıyor. E, tabi küresel çip sektörünün büyümesi hızlandırmaya yardımcı olacak e, güçlü bir inovasyon hattı oluşturulmuş. Tabi 7 nanometrelik, 5 nanometrelik teknolojileri ilk defa uygulayan IBM yarı iletken buluşlarına oluşan geçmişi şunları içeriyor demiş. Yani bir, bunda bir sıralanmış. Bunu sıralanmış. Tek hücreli drum, e donut, ölçekleme yasaları, kimyasal olarak güçlenmiş foto sentez, e fo foto rezitler, bakır bağlantı kabloları, yarı iletken üstün silikon teknoloji, çok çekirdekli mikro işlemciler, yüksek K geçti, yalıtkanların yerleşim, DRAM ve 3 boyutlu çip yığınlama demiş. Bunlar tabi teknik detaylar. Bunlar teknik de, e, detaylara çok önem vermişler. 7 nanometrelik geliştirme için ilk ticari ürünü bu yıl içerisinde IBM Power 10 tabanlı IBM Power sistem piyasaya sürülecekmiş. E, yani tırnak büyüklüğünde bir çip düşünün. E, içinde i̇çinde 50 milyar transistör var. E, korkunç, bir, korkunç bir şey. E, bir tırnak yani bir tırnak boyutunda dünyaları sığdırabiliyorlar. Çip başında e, sayısının arttırılması onları daha küçük, daha hızlı, daha güvenilir verimli hale getiriyor. E, tabii Tabi IBM Resource'ın nano katman teknolojisini kullanan gelişmiş yarı iletken ölçeklenmeleri ortaya koyuyor demiş. Tabi 50 milyara varan bu transistör sayısı çip e, üzerinde daha fazla işlemci tasarımcı için donanımla güçlendirilmiş. Şifrelemeye yeni, yeni yollar açılması da mümkün kılınmış. Yani belki bir kriptoloji alanında da bu şifreleme çip e, içerisindeki şifreleme için de bir yol açtığını söylemiş. IBM Power 10 ve IBM Z15 gibi IBM donanımının en son nesillerinde diğer yenilikçi çekirdek düzeyinde geliştirme şimdiden uygulanmaya başlandı. Sorumluluk kapsayıcı hizmet konuları herkesi bilinen kararlar destekliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konu e, detaylıydı. Oldukça oldukça detaylı bir konuydu. E, biraz şey yaptım. teknik kısmını size okudum. Siz de bunu araştırarak zaten birçok e, teknoloji bülteninde de haber oldu. E, ben biliyorsunuz daha önceden de yayınladığım hmm, videoda da bu çip krizine değinmiştim. Çip krizi çok hayatı Bunu artık çok konuşulacak. Yani gündeme çok düşecek. E, özellikle otomobil sektörü gibi işte IOT teknoloji üreten sektörlerde bir kriz yaşa, yaşanacağı e, öngörülüyor. E, bazı firmalarda tabii bu sektöre boşluğu hızlı bir şekilde doldurabilmek için Üretim bandında atağa geçmiş durumda. Ee, Gelişmeler takipte bulunun. Beğeni ve tıklarınızla destekleseniz her herkese memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.